Evet. Aziz Allah'ın yaşadı. Ezan okundu ha. Instagram account isimli bir kullanıcımdı 20 saat önce. Kullanıcım ne ya? Ama ben kullanılan kişi miyim yani? Şeyim, takipçim. Takip de etmiyor herhalde, bilmiyorum da. Yani işte öğrencimiz. Hocam emeğinize sağlık. Fakat bir sorum olacak. MEP tekrar testinde sürekli periyotla ilgili şıklarda öncülere yer verilmiş. Örnek, kaynaklar çalışmaya başladan 2 T sonra o noktasında iki çukur birleşir gibi. Bu tarz ifadelerle karşılaşınca nasıl bir yorum yapmam gerekiyor? Cevaplarsanız sevinirim. Tabii ki cevaplarım. Tabii ki seni sevindiririm. Hemen bakıyorum. Geliyorum, indirdim. Hangisiydi o? Tekrar testleri 4. 4 numaralı testiydi. Şuradan bir kendim şu tarafı şöyle şey yapayım. Evet, test. Bunlar. Bakalım bir şimdi. Mesela burada var. Değil mi öyle bir soru? Evet. 10 test süre sonra merkez doğrusu üzerinde maksimum geldik. O zaman bir bunu alalım. Önce bir bunu çözelim. Sonra da diğerlerinden de çözeriz. Şunu bir yapıştıralım. Yapıştır derin. Evet, kendini bu tarafa at. Buradan biraz burayı sürükle. Yer aç, yer aç. Ha. İyi, oldu, güzel oldu. Hazır mıyız? Özdeş K1, K2 noktasal dalga kaynakları derinliğin sabit olduğu bir leğende çalışmaya başlıyor. Kaynaklar çalışmaya başladıktan 3 T süre sonra oluşan girişimde senin şeklindeki gibidir. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Yani şimdi kaynaklar başladı çalışmaya da hemen bum diye yapışmıyorlar birbirine, değil mi? Biraz zaman geçiyor karşılaşana kadar, yol alıyorlar. Ortada eş fazla oldukları için, beraber tepe ve beraber çukur oldukları için, aynı hızla, aynı derinlikte hareket ettikçe için ortada karşılaşıyorlardı. Şimdi bakalım. Mesela ben şu 3T anıysa, aslında 2T anı neresidir? Şunla şunun olduğu, yani şu alt şura daire diliminin şu kısmının resmini ben 2T anında görüyorumdur. 1T anında da şu kısım, şu kısmı ve bu kısmı görmüşüm. 2T anda ilerlemişler. 3T anda yenileri doğmuş, arkadan geliyorlar. Hep ilk üretilen dalga neresi aslında? En uçtaki dalga ilk üretilen. Bunlar arkadan gelen dalgalar. Diğerlerine yetişiyorlar böyle sıralı olarak. Kaynaklar arası uzaklık oluşan dalgaların dalga boylarının 4 katı kadardır diyor. Bakalım. Bakın şurada iki dalga tepesi arası mesafe dalga boyu diyorduk. Burada birazdan tam dalga tepesi üreyecek. Dolayısıyla ürecek mi? Üremeye geçtik yani. Ürecek ya. Tabii doğuruyor bu. Dalga tepesi doğuruyor. Doğurdu. Bir lambda buradan, bir lambda buradan, bir lambda buradan, bir de buradan. Etti mi sana 4 lambda? Etti. Bu doğru. Kaynaklar ilk dalga tepesi üretmişlerdir. Evet. İlk üretilen dalga bakın bu. En uçtaki, en önde giden, yardıran yani. Yarışı önde başlayan ve dalga çukurları nokta noktayla dalga tepeleri çizgiyle gösterildiğine göre evet bunlar çizgilerin karşılaşması. Demek ki ikisi de dalga tepesiymiş. İlk onları üretmişler. 10T süre sonra merkez doğrusu üzerinde maksimum genlikli noktaların sayısı 9'dur. Şimdi maksimum genlik noktalar neydi? Tif tepe, tif tepe ve tif tutu. İki tane tepe birleşince bunlar maksimum genlikli double tepe. İki tane çukur yan yana gelip o üst üste çakışınca yapıcı girişimde double çukur, yani maksimum genlikli tepeler ve çukurlar oluşuyordu. Bizden istediği bunların sayısı. Şimdi önce ben bir olayın başına bir bakayım mı? Hadi bakalım beraber. İlk T anı. Sıfır anda zaten bir şey yok. İlk T anında bakın bu ve bu dalgaları üredi. Ve bunlar henüz birbirinin üstüne binmediler. Birbirlerine ulaşamadılar bile. Yani T anında maksimum geldi, hiçbir noktam yok. Sıfır. 2T anında şu kısmı, yani üsttekileri görmüyordum bakın. Şunlar daha yeni var oldular. Yani şu üçü, ilk dalga var ya, o işte burada. Bu da burada yani. Bu burada, bu da burada. O zaman şuradaki ve buradaki karşılaşmaya bakalım. Sadece şurada bir tane çift tepe var. 2T anında bir tane tepemiz var. 3T anına geldim. Artık birinci dalgam burada. Diğerden gelen birinci dalga da burada ve bunlar burada tepe tepe çakışması yaptılar ama onların çukurları da çakıştı. Çukur çukur. Bir tane de oradan. Bir de buradan var bakın. Bir tepe bir tepe. O zaman ne yaptı? 3 tane maksimum genlikli nokta oldu mu? Oldu. Peki 4T anında ne gözlemlerim? Artık şu dalga şuraya bir yere gelir çocuklar. Şimdi güzelce çizersem. Hadi güzel çiz be derin. Hadi yapabilirsin kızım. Hadi yaptığın gibi. Bir de buradan geldi. Oh ne de güzel yaptın kızım. Şurada da ne var tabii ki? Dördüncü şey pardon dördüncü değil, birinci çukurum buraya geldi. Burada da bir birinci çukur oldu. Artık burada dördüncü dalga hangisi çocuklar? Şu artık dördüncü dalga oluyor bakın. Birinci dalga buraya geldiği için. Bak burada ne oldu? Tepe tepe. Burada da çukur çukur karşılaştı mı? Evet.
Yani 4 T anında zaten aşağıdan 1, 2, 3 vardı. Üstüne 2 daha eklendi. 5 oldu. Peki bir zaman daha geçsin. 5 T anına gelelim. Artık bu dalga buraya gelsin. Yeniden bir tane üretti. Bu buraya geldi. Şöyle oldu. Bu da geldi buraya. Böyle geldi. Arada da çukurlarım var. Artık birinci çukurum buraya geldi. Buradan da yapıştırdım. Merkez doğrusunu uzatayım. Şurada artık çukur çukur. Burada da bir tepe tepe karşılaşması oldu. 5T anında da o zaman 2 tane daha ekledim. 7 mi oldu? Yani bundan sonra ya karşılaşma olana kadar sayılarınız düzgün bir şekilde artmayabilir ama bir kez karşılaştılarsa ki bu hangi ana geliyor artık? 2T anına. 2T anında ilk karşılaşma yaşandıktan sonra her dalga tepelerinin karşılaşması ve her dalga çukurlarının karşılaşması 2 tane maksimum genlikli nokta elde etmeme sebep olacak. 2 artış, 2 artış, 2 artış düzgün bir şekilde artacak. Yani 6T'ye geldiğinde 9 tane, 7T'ye geldiğinde 2 daha artırdım, 11 tane, 8T'ye geldiğinde 13, 9T'ye geldiğinde 15 ve 10T'ye geldiğim anda 17 tane maksimum genlikli nokta göreceğim artık. Peki bunların kaç tanesi tepe, kaç tanesi çukur? Bakın ilk başta bir tepe tepe karşılaşması vardı şurada. Sadece tepe tepeydi. Değil mi? Sonra burada bir, iki tane tepe, biri çukurdu. İkisi şu üçün, ikisi tepe, birisi çukurdu. Sonra burada bir, iki, üç tane tepe, iki çukur vardı. Üç tane tepe, iki tane çukur. Yani bunlar aslında bakıldığında 8, 8, 16. Aslında bu 8 artı 1 yani 9 tane tepe, 8 tane de çukur karşılaşması varmış. Bunu da irdelemiş olduk. Hadi birkaç tane daha soru çözelim bununla ilgili. Madem elimizi attık. Bakalım. Cevap ne oldu çocuklar? 1 ve 2 oldu tabii ki. Evet, bir tane sorumuz buymuş. Özdeş K1, K2 noktasal dalga kaynaklarının derinliği sabit birlendi. Oluşturduğu girişimde senin şekildeki gibidir. Oluşan dalgaların periyodu T ve dalga boyları lambda kadar olduğuna göre hangisi yanlıştır? Nokta nokta çizgiler dalga çukuru, düz çizgilerde dalga tepesiymiş. K noktası K1 kaynağına 2,5 lambda uzaklıktadır diyor. Şimdi K noktasının şuraya olan uzaklığına bakacağım. Bakın şu bir dalga çukuru değil mi? Çukurla çukur arası bir lambda. Bir çukurla çukur arası bir lambda. Aslında şu anda burada ne olacak tepe? 1 lambda, 2 lambda, pardon 1 lambda, 2 lambda, 2,5 lambda. Demek ki doğru. L noktası geri gel. L noktası K2 kaynağına 2 lambda uzaklıktadır. Hemen bakıyorum. 1 lambda buradan. 1 lambda da buradan. 2 lambda uzaklıkta. Bu da doğruymuş. Bunu da geçtim. K noktası kaynaklar çalışmaya başladıktan 3T süre sonra oluşur. Şimdi 1T süre sonra bakın sadece şunlar oluşacak. Ay ne oldu öyle ya? Ya bakayım. 1T süre sonunda tık 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 ve tık. Diğeri de işte tık 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 ve tık. Henüz girişimde oluştu mu oluşmadı. 2T süre sonra tık 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 tık. Değil mi? 2T süre sonra evet. Ve tık oluşmuş. Burada bakın şurada karşılaşma oluyor. Şu nokta. 3T sürenin sonunda bu oluşacak. Bu oluşacak. Wink. Bir de şunlar oluşacak. Şu. Evet. K nereye denk geliyor ya? K şu. Evet bu. Şimdi bakın aslında şu çizginin oluşması için geçen süre 2,5T. Bunda sıkıntı yok. Ama bu çizginin oluşmasını sormuş ise K noktasında birinci kaynaktan ne gelmiş? Çukur. İkinci kaynaktan ne gelmiş? Tepe. Peki ikinci kaynaktan tepe. Hangi tepe bu? Bakın bu tepe geliyor. Bu tepenin gelme zamanı, oluşum süresi 1T, 2T, 3T süresi bakın. 3T anında bu burada artık. 3T anında da bu burada olduğu için onun altındaki hemen şu çukur burada ne yapıyor? Bununla karşılaşıyor. Eğer 2T anını gözlemleseydim, tekrar diyorum ya da 2,5T anını buraya kadar olan çizgileri görürdüm. 2,5T anına kadar buraya kadar olan çizgileri görürdüm. Bakın K bunun içinde mi? Hayır, K'nın oluşması için şuradan gelen bir tane tepenin olması lazım. O tepenin oluşma süresi ne kadar? 3'te. O yüzden bu ne oldu? Doğru oldu. Yani 3T anında ben bu deseni görüyorum. 2T anında onu göremem. 2T anında şunu görürüm.
Başka işte şunu görürüm, bunu görürüm, bunları görürüm. Ama K'yı göremezdim. K'nın oluşması için ikinci kaynağın üçüncü tepesiyle birinci kaynağın üçüncü çukurunun karşılaşması lazım. Bunun içinde geçen total zamanın 3T olması gerekiyor. Doğrusu 3T'dir. Doğru. M noktası K2 kaynağının 3 lambda uzaklıktadır demiş. Hemen bakalım M noktasına. Şuradan 2 çukur arası 1 lambda. 2 çukur arası 1 lambda daha 2 lambda. Buradan da yarım geldi. 2,5 lambda olmalı. Ama cevap ne demiş? 3 lambdadır demiş. Bu yanlış oldu. KN noktaları aynı anda oluşur. Bunda da mesela tuzağa düşebilirsiniz. Çocuklar bunlar anlık fotoğraflar. Yani bu zamanla akan bir şeyin resmi değil. 3T sürenin sonunda fotoğrafı çekiyorum, bunu görüyorum. Bu girişim desenindeki, şu resim üzerindeki her nokta şu anda aynı anda oluştu. Eğer işte bir zaman öncesinde şunları görseydim, tık 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 tık, tık 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 tık, ya çirkin yaptım. Yani şurasının olmadığını düşünün. Tamam, şu üst bölgenin olmadığını düşünün. Bunlar yok. O zaman bu üst bölge yoksa şu noktayı, şu noktayı, bu 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 noktayı, bunların hepsini ne yapacaktım? Pardon, şunlar var ama şurası yok. Şunların hepsini, şuradaki şu bölgedeki bütün noktaları ne yapacaktım? Aynı anda gözlemleyecektim. Bir fotoğraf, tamam mı bu? Yoksa akan suyu nasıl resmedeceğiz ya? Sürekli değişiyor yani girişim deseni. Biz size onun başlangıç anı değil, belli bir süre geçtikten sonra bütün desenin tamamını göstermeye çalışıyoruz. Yani cevabımız neymiş? Denizliymiş. Bakalım başka soru var mı?